bu taraftaki insanların en ufak bir fırsatı kaçırmadan bize saldırmasına hakikaten üzülüyorum. İnsanların emeğinin karşılığını almaması hakikaten çok zormuş ya. Ben çekmiş olduğum bir yığın videoda bu mahalledeki insanların birbirine sahip çıkması, saflarını sık tutması hususunda telkinlerde bulunuyorum. Son videomda bile döndüm dedim ki Mert Armağan'a gelin sahip çık. Çocuğu yalnız bırakmayın, bir mücadele veriyor. Ben bunu yaparken karşılığında ne bulayım diye. İlk fırsatta bizi gömmeye çalışan yığınla insan. Eleştiri başka bir şey. Ancak insanları hedefe koymak, şeytanın avukatlığını yapmak, fitnelik yapmak daha başka bir şeydir. Melih Esat Açı'nın bana bir videosunu gönderdiler. Gülümsedim. Dedim herhalde bizi övmüştür. Bize sahip çıkmıştır. Açtım, o da ne? Melih Esat Açı bildiğim bizi gömmüş. Sebep internet haberde çıkan bir haberden dolayı. Haberin içeriği malumunuz. Ebrar Karakurt lezbiyen ilişkisini afişe etmiş, beğeni toplamış. Bu da internet haberde haber olmuş. Babanız hacı, ananız eli öpülesi bir anne. Ya bu başlık nedir ya? Vay sen misin bunu yapan? Hadi Özışık'a demediğini bırakmamış. Siz böyle bir babanın evladı nasıl oluyorsunuz? İslamiyete yakışır şey mi bu? Kızlarımız buna özen gösterirse nasıl olacak? Almış olduğunuz vebalin karşılığını biliyor musunuz gibi bildiğiniz El Ezher Üniversitesi'nin fetva kurulu başkanı gibi konuşmuş. Videoyu izledim, gözüm şaşı oldu ya. Ben Melih'i yanlış tanımış. Meğer bu bildiğin alimmiş. Ya biz bugüne kadar niye buna Cübbeli Melih dememişiz? Sonra hayıflandım çocuğa. Hani eleştirirsin eleştirirsin de. E bari dön de bir arşivine bak ya. Yani lafa bakarım laf mıdır, adama bakarım adam mıdır derler ya. İnternet haber üzerinden prim yapmaya kalkışmak da neyindesin? İyi hoş da sevgili Melih. Yani bu fotoğrafın Müslümanlıkla, İslamiyetle bağdaşmadığını bilmiyor musun? Milletten topladığın paralarla Rus kızlarına gidip cirit atacaksın dünyanın çeşitli yerlerinde. Kapağı Türkiye attığında da İslam alimi gibi konuşacaksın. Gazeteci desem gazeteci değilsin. Çünkü internet haberde çıkan bir haberin Hadi Özışık tarafından atılmadığını bilmen gerekiyor. Hoş haberi savunacak halim yok. Ancak sadece internet haber değil, diğer gazetelerde dahil bütün gazetelere gelen haberler bellidir. Çoğunluk haber ajanslardan geliyor. İnternet habere gelen bu haber de ajans haberidir. Kaldı ki bu ajans haberlerinden de Hadi Bey'in haberi bile olmaz. İnternet haberin bir genel yayın yönetmeni var, bir yazı işleri müdürü var. Bir de editör ekibi var. Ajanslardan gelen haberleri editörler edit edip haberi yayına verirler. Yorum yapacak olan kişi de gazeteyi eleştirir, genel yayın yönetmenini eleştirir, yazı işleri müdürünü eleştirir, editörü eleştirir, yazarı eleştirir ama gazete sahibini eleştirmez. Melih'in yapmış olduğu şey fitnelik. 20 yıldır bu ülkede başörtüsünü, cübbeyi, çarşafı, fesi savunan bir gazeteyi bir haberinden dolayı Müslüman olmamakla suçlamak fitneliğin daniskasıdır. E hadi onu geçelim, bu haberin benim rahmetli babamla ne alakası var ya? Ya da diğer Özışık ailesiyle veya annemle ne alakası var? Hadi bunların hepsini boş ver. İhsan Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca bunlar eleştirirse başım gözüm üstüne. Çünkü adamlar din üzerine ihtisas yapmışlar, dini konulara hakimler. Fetva verebilecek düzeydeler. Zaten bu haber üzerinde eleştiride Cübbeli Ahmet Hoca da bulundu. Ama internet haberi Hadi Özışık, Hadi Özışık'ın babasını, Özışık kardeşler değil, haberin içeriğini eleştirdi. Lut kavminin insanlar üzerinde tahribat oluşturacağını, bu tür şeylere özen gösteren insanların helak olacağını anlattı. Şimdi Melih bunu yaparken altına yapılan yorumlar da incitici. Ya kimse de dönüp demiyor ki ya Melih sen bunu söylüyorsun ama bir de dön hayatına bak. Bir insanı bir hatadan dolayı eleştirmek gerçekten o insana yapılabilecek en büyük zulümdür. Dediğim gibi internet haber yıllardır bu mahallede yaşayan insanların uğramış oldukları zulmü bertaraf etmek için kendisini ortaya koyan bir gazetedir.
o gazetenin 10 küsür sene genel müdürlüğünü yapmış bir insan olarak söylüyorum. Şu anda hiçbir alakam yok. Sadece ağabeyimin gazetesi olduğu için dönüp dönüp olayın benim önüme getirilmesidir sebep. Ha bu sebepten dolayı gocunuyor muyum? Gocunmuyorum. Ben ağabeyimi de bilirim. Çalışmış olduğum gazetenin yolunu, yordamını da bilirim. Hatalı haberleri var mı? Var tabii ki. Ağabeyim ya da ben ya da başka birisi. Biz insanız. Peygamberler hata yapmaya müsait. Hazreti Adem bile hata yapmıştır ya. Bu hatalardan dolayı insanların sığınacağı tek kapı var, o da Allah'tır. Hakikaten üzülüyorum. Bu tarafa destek vermek için özel bir uğraş verirken karşı tarafın her türlü hakaretine, zulmüne maruz kalmama rağmen bu tarafı savunmaya çalışırken, hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla savunmaya çalışırken bu taraftaki insanların en ufak bir fırsatı kaçırmadan bize saldırmasına hakikaten üzülüyorum. Beni üzüntüye sevk eden şey Melih Esat Açıl Hadi Özışık'la zaten tanışıyor. Bir telefonla kendisini arayıp meramını anlatabilir. Oturup 45-50 kişinin ekmeğini sağlayan bir kurumu bu şekilde zedelemesi art niyetten başka bir şey değil. Hele hele haksız eleştiriye uğradığımız bu günlerde bunu yapmasını artık sizin takdirinize bırakıyorum. Mesela Tuğrul Selmanoğlu da eleştirdi. Ama Tuğrul Selmanoğlu telefonla birebir görüşmede eleştiriyor. Hadi Özışık'ı ya da Süleyman Özışık'ı. Konuda siz yanlış düşünüyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diyor. Bu tarafa sahip çıktığını ortaya koyuyor. Daha önceki videomda da belirtmiştim. Şu Özışık kardeşlerle ilgili yapılan eleştiri sürecinde önümüze en çok konulan şey Fatih Tezcan'ın atmış olduğu bu iftira videosuydu. İftira diyorum, bunu Allah-u Teala biliyor. Fatih Tezcan çıktı millete para istedi ya. Neymiş efendim? Analiz TV'yi kuracakmış. Analiz TV üzerinden de bu davayı savunacakmış. Almış olduğu parayla da millete yapmış olduğu hakaretlerin tazminatını ödüyor. Yani sizin paranızla bildiğiniz tetikçilik yapıyor. İşte Fatih Tezcan'ın Junior'ı da Melih Asat açır. Milletten para istiyor. Yok bana jeton verin, yok şu verin, yok bu verin. Sizin paranızla gidiyor Rus mankenlerle dünya turu yapıyor. Türkiye'ye geldiğinde de cübbeli Melih oluyor. Ahlak ve din dersi veriyor. Yakışıyor mu size diyor. Biz bize neyin yakışıp yakışmayacağını biliyoruz Melih. Bizim senin ve senin gibilerden akıl almaya ihtiyacımız yok. Yığınla takipçimiz var. Bu takipçilerimiz bize yol yordam gösteriyorlar. Bu yanlıştı diyorlar, bu doğruydu diyorlar. Bizi boş verin, gelin siz size yakışanı yapın. Duygu sömürüsü yaparak milletten toplamış olduğunuz paralarla gelin bu milletin davasına hizmet edin. El alemin Ruslarıyla dünya turuna çıkıp caka atmayın. Sözün özü, başkasının kapısındaki pisliği eleştirirken önce evinizin önünü süpürmeyi ihmal etmemelisiniz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Böyle din tüccarlığı yapan kendini bilmezlere de fazla prim vermeyin.